Hani düşük bütçeli Ronaldinho havası <laughs> vardı oyuncuda. Evet. da. Yine e, en çok konuşulan oyunculardan bir tanesi de tabii ki Emre Mordo. Bu forvet transferi için evet. bir e, isim var. Oyuncu Valencia'dan ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe'ye öneriliyor. Zaten daha önce izlenen, takip edilen e, fiyatların 10 milyon eurolara kadar çıktığı konuşuluyor. Ama Fenerbahçe yönetiminin orada tercihin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunun da sebebi şu. Şöyle anlatayım. Ener Valencia ve Diego Rossi gol potansiyeli olan oyuncular. Hı, hı. Asist Analiz Ekranları'nda Yüz Yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Volkan Demir'le birlikteyiz ve tabii ki Sarıla son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Volkan hoş geldin. Merhaba Neslihan. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Asist Analiz Ekranları'nda yeniden birlikteyiz. Evet. Erbahçeliler güzel bir güne başladı. Çok güzel bir güne başladı. Hemen onunla da konuşmaya evet. başlayalım istersen. UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçında Slovatsko'yu 3-0 mağlup etti evet. Fenerbahçe. Dolayısıyla senin de dediğin gibi Fenerbahçeliler adına güne güzel bir başlangıç oldu. Biz de tabii ki hem maçı konuşacağız hem de tabii ki yine transfer haberleri var onları konuşacağız ama maçla alakalı hemen başlayalım. İlk maça göre yani Dinamo-Kiev karşılaşmasına göre 5 farklı oyuncuyla çıktı. Hı hı. Aslında zorunlu değişikli değişiklikler çoğu, çoğu. E, diyebiliriz bunun için. Ama genel olarak Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Onunla başlayalım. Sonra ayrıntıları konuşalım. Güzel. Bir kere atmosfer inanılmaz. E, Michel Kalblek'i gördük yıllar hı, sonra. Evet. Fotoğrafınızı e, gördüm. E, yani biraz da sohbet ettik. Şey, Yani geldim diyor. Hani o 8 yıl önceki, 7 yıl önceki atmosferi yeniden yaşadım. Acayip bir şey oldu benim için diyor. Yani o günlere geri döndüm diyor. Hakikaten çok da sıcak bir insan. Çok da sevimli bir insan. Hepimizi gördü. Çok mutlu oldu. Biraz tabii şimdi oynadığı takım çok göz önünde olan bir takım değil tabii, tabii ki. Yani Fenerbahçe ile kıyaslanacak seviyede bir Hı. takım değil. Yani bizim de ona hani çok ilgi gösteriyor olmamız biraz hoşuna gitti. İşte böyle takım arkadaşları falan videosunu çekiyor. Yani biz yani, konuşuyoruz evet. falan. Yani Kadriye orada yeniden... <laughs> Çok önemli bir futbolcu olduğunu hatırladı diyeyim. Hı hı. Ama e, tabii ki Fenerbahçe kariyeri e, çok düzgün, çok e, işini yapan, son derece profesyonel bir oyuncuydu. E, neyse ki üzmedi Fenerbahçe'yi de artık biliyoruz 37 yaşında futbol kariyerinin sonunda Kalleç. E, zaten oynadığı takım da şu anda Fenerbahçe seviyesinde asla değil. Hı hı. En başta onu söyleyeyim. Elbette evet. bir Avrupa takımı, elbette bir... Orta Avrupa takımları özellikle taktik disipline çok bağlı oluyorlar ama kalite konusunda Fenerbahçe ile kıyaslanacak seviyede bir takım değil. Ki zaten bunu da maç içerisinde büyük bölümlerde gördük. Fenerbahçe aslında geçen hafta da konuştuk yani İsmail Yüksel'in atılmasına kadar ilk maçta dahil olmak üzere Dinamo Kiev'e de üstünlük kurdu. Hı hı. Ama işte orada o talihsiz durum veya belki de bir teknik direktör hamlesinin gecikmesi, İsmail Yüksel'i oyundan almak gibi Birhan gecikmesi dolayısıyla tur maalesef gitti. Burada eksikler olmasına rağmen, senin de söylediğin gibi sakatlar olmasına rağmen çok geniş kadronun, aşırı geniş kadronun, belki de fazla fazla geniş kadronun avantajını Fenerbahçe kullanmış oldu. Belki biraz önce de senin söylediğin gibi çok ölçü alınacak bir karşılaşma olmayabilir. Çünkü hani bariz bir seviye farkı ortada çok zaten. Çok net. Yani bu turu Fenerbahçe artık geçti diyebiliriz. Yani ben Çek Cumhuriyeti'ki maçta da çok fazla bir e, varlık göstereceğini sanmıyorum Slovakçı konuda. Şimdi e, tabii ben maçı biraz daha zaten 10. dakikada anlaşıldı durum. 10. dakikada Fenerbahçe e, üstünlük kuracağını ve turu geçeceğini gösterdi. Maçı biraz daha bireysel performanslara odaklanarak izlemeye çalıştım. Güzel şeylerden bahsedeyim önce. Bir kere Lincoln Henike. E, attığı goller üzerinde söylemiyorum. Yani o zaten doğal yeteneği. Hı hı. Hani böyle uzun, uzun mesafeden isabetli şutlar ve duran toplar. Doğal yeteneği. Onun dışında seninle yaptığımız yayınlarda da hep bahsettik. Yani en başarılı olduğu bölge orta saha oyuncusu olarak geldi ama en başarılı olduğu bölge sanki Fenerbahçe'de sol ön evet. demiştim. Hı hı. E, bu maçta da Fenerbahçe'deki en iyi maçını oynadı bence. E, ve yine aynı bölgede oynadı. Yine sol ön bölgesi oynadı. Buruma girince sağ tarafa geçti. E, yani kanatlarda kullanıldığında Burma Henike, Lincoln Henike. <laughs> Abi o kadar çok Henike ve Brezilyalı ve Portekizli evet. var ki ben de karıştırıyorum. Buruma Henike bu çok iyi. Değil, Lincoln Henike. <laughs> bu arada bir tane de Bruno Henike vardı. Sakatlanması o da gelecekti. Lincoln Henike bence o bölgede yani çizgide çok daha etkili oluyor. Bir kere şu özelliği var yani adamın. Doğal. Az önce de söyledim. Pas ve şut konusunda çok başarılı. Yüzdesi çok yüksek. Bununla birlikte top taşıma özelliği de olduğu için hı hı. çizgide çok daha etkili bir öncüye dönüşüyor. Bir kere daha az markaj altında kalıyor. Orta sahaya göre. Ve sevgili Ahmet Selim Kul'la birlikte izliyorduk maçı. Çok güzel bir şey yaptı. Benzetme yaptı. Hani düşük bütçeli Ronaldinho havası vardı oyuncuda. <laughs> Gerçekten de yani çok fazla top istemesi, işte ısrarla üçüncü bölgede adam eksiltmeye çalışması, pozisyon hazırlamaya çalışması. Biraz tabii takımda daha aynı dili konuşamama durumu var yani futbol dilinden bahsediyorum. O durum belki de birçok oluşabilecek pozisyonun önüne geçti ama şunu söyleyeyim dün gecenin Lincoln-Lenike performansı çok net bir şekilde bana şunu söyletiyor. Bu sezon şu ana kadar Bugün bu saat itibariyle gördüğümüz transferlerden, mesela Luan Perez görmedik hı hı, daha. Evet. E, Alioski'yi görmedik. E, gördüğümüz transferlerden en iyisi diyebilirim. Ben e, çok beğendim dün akşam. Fenerbahçe'nin aslında geçen sezon İsmail Hoca'yla e, yakaladığı o enerjik orta sahadan bahsediyorduk ya işte Zeiss, Crespo, hı hı. Mert Hakan. O orta sahaya çok e, hem pas kalitesiyle hem hızıyla, hızlı düşünebilmesiyle çok uyumlu bir oyuncu. Ben e, iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şüphelerim vardı açık konuşayım. Ama dünkü maç itibariyle Lincoln Yannick'e Fenerbahçe futbolcusu olduğunu kanıtlamıştır. Yine e, en çok konuşulan oyunculardan bir tanesi de tabii ki Emre Mor'du. Aynen. devam edelim istersen. Emre Mor, e, herkes hazır olduğunda ilk 11 oynar mı? Soru, benim kafamda soru işareti var. Ama oynadığı maçlarda da, sürpriz mesela bir maçta böyle küt diye hat trick yapabilir. Evet. Bir maçta dört tane asist yapabilir. Yani yakalarsa darmadağın edersiniz yani öyle bir yeteneği var. Ha kariyerinin başından bu yana konuşulan istikrarsızlık vesaire bunlar bunları bir kenara konuş, koyarak konuşuyorum. Ama yetenekleri konusunda zaten Fenerbahçe gelmeden önce hiç kimsenin şüphesi yoktu. Dün de bir gol attı hani Dinamo Kiev'i kötü bir sınav olarak değerlendirirsek Dünkü golü bence kendisinin toparlamasını sağladı evet. ve o ikinci golden önceki freekeyi ile kazanan isim Emre, evet. Bol. Emre Mor. <laughs> Emre Bol değil. Emre Bol beni andı. <gülüyor> ee, <gülüyor> Emre Mor. Açıkçası iyi bir 12. adam havası veriyor şu an itibariyle. Belki de ilk 11'e yazacağız ilerleyen dönemde bilmiyorum. Tarafları da çok coşturan bir oyuncu. Yani, yani oyuna girmesiyle yaptığı işte driplinglerle falan evet. %100. Şunu söyleyeceğim yalnız. İşte o coşku yani mesela Dinamo Kiev da ters tepti. Evet. İşte o dozajı çok iyi ayarlaması lazım. Hem oyuncunun hem teknik adamın. Bazen sürekli 8 tane adamı çalımlayarak pozisyon üretmek durumunda kalmayabilirsiniz. Biraz da basit oynayarak, yanındakine tamam. topu vererek nefes alabilirsin, dinlenebilirsin. Emre orada bu tip eksiklikler var. Dinamo Kiev maçının oynan alınmasının sebebi de bu arada kendi talebi. Hı. Aa, öyle mi? Evet, onu söyleyelim yani burada Jesus beğenmedi de oyundan aldı falan yok. Emre Mor'un oyundan alınma sebebi kendimi kötü hissediyorum diyor. Hmm. Çünkü öyle bir heyecanla girdi ki maça. Bir tane Joshua King'e pas verdi. Evet. Taraftar coştu. Tam böyle rüzgarı arkasına aldı. Zannetti ki ben bir anda bütün Dinamo Kiev'i geçip gol atabileceğim. Öyle evet. bir güç hissetti kendinde. Evet. İlk maçıydı Kadıköy'de. Çok doğal bunu hissetmesi. Ama zamanla o Kadıköy'deki heyecanla Emre Mor'un şeyi heyecanı sanki birbirini dengeleyecek gibi. O heyecanı kullanmayı iyi öğrenecek gibi Emre Mor. Hep söylüyorum Kadıköy atmosferi gerçekten dün de ben şimdi hani statta izlediğin zaman muazzam bir atmosfer. Son derece basit bir maç aslında Fenerbahçe açısından baktığımızda ama böyle bir atmosfer yaratılıyor ki yani rakip takım Hani yenildiğine bile mutlu olabilir yani. Yeniliyoruz evet. ama şu atmosferde yeniliyoruz diye düşünebilir Ve bence Gerçekten... sezon boyunca, özür dilerim lafını böldüm. Sezon boyunca Fenerbahçe adına taraftarın desteği çok önemli olacak. Çünkü evet böyle bir heyecanla başlıyor taraftarda. Sonra en ufacık bir şeyde böyle bir çatlak sesler çıkmaya evet. başlıyor. Dolayısıyla takımın da motivasyonu gidiyor. Yani onun da sebebi, onun da sebebi hep söylüyorum. Bir şampiyonluk bekleyen bir büyük taraftar. Büyük bir beklenti var. Evet. Yıllardır, 8 yıldır yani Fenerbahçe'nin kazandığı son kupa... 2014 Süper Kupa'sı Galatasaray'a karşı. Evet, evet. O kupayı kazandıran adam da dün akşam sahadaydım. İşarkadlek. O penaltıyı attı Hı -hı. ve Fenerbahçe kupayı kazandı. Penaltılara kalmıştı. E şimdi düşün. Takımda Fenerbahçe bir şey kazanan bir oyuncu bile yok. Yani baktığın zaman çok zor bir şeydir bu takımlar evet. için. Hani kim ne yapacak? İşte biz bak biz şampiyon olduğumuzda böyle oluyordu falan diye anlatacak oyuncu yok. Bu çok kritik, bu çok evet. eksik bir şey aslında. Evet. Ama bir şekilde bu kadronun artık bu şeyi bu çemberi kırması lazım. Riskli de bir durumda aslında Fenerbahçe. Çünkü yeni bir kadro kuruldu. Tamamen evet. şampiyonluğa odaklı bir kadro kuruldu evet. ama hani bu kadar birbirine de yeni tanıyan oyuncuların bir arada oynaması da hep bir risktir ya. Hani nasıl evet. başlarsın bilemem. İşte ligin işte o... başlangıcı çok önemli. Evet, başlangıç çok önemli. Çok ne net söyleyeyim. söyleyeyim. Yani Jesus'a skorların yardım etmesi lazım. Maalesef senin de söylediğin gibi Kadıköy atmosferinden ben dün akşam mest oldum. Bu ayrı. Ama işler bir tık kötü gittiğinde. Geçen sezonda hatırlayın Fenerbahçe evet, evet. 3-3, 4'te 4 bir Sivas beraberliğinde yönetim istifa diye bağırmaya başlamışlardı. Yani insanların tepkileri artık çok siyahla beyaz oldu. Arada hiç gri kalmadı. Anlayabiliyorum bunu da. Bu bu da çok normal taraftarın bunu yaşıyor olması. E, muazzam bir ilgi var. Muazzam bir alaka var. Takıma dönecek olursam olumlu şeyler çok özür dilerim. Yine Emre Mor'u geçmeden çünkü bir şey söylemek istiyorum. İzleyicilerin de dikkatini çekti biliyorum. Emre Mor'un özellikle savunmaya olan katkısı da dünkü maçta çok miydi? Çok doğru bir tespit. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda biraz yoruldu. İlk yarıda bu ters kademe diye bahsedilen yani orta sağa ya doğru yanaşıp orta sağlaşan özelliğiyle de hatta birkaç tane top topkapı kontraya çıkardı takımı. İşte bunlar Emre Mor'u büyük yıldız, yeniden büyük yıldız yapabilecek küçük detaylar. Ben e, Emre Mor'un zaten top ayağındayken yeteneğini anlatmama insanlara gerek yok. Herkes biliyor. Evet. Ama burada o ilk yarıda bir an var. Orta sahada sağ çizgiden orta sağ yuvarlağına doğru yaptığı koşu ve ta, e, kaptığı top ve başlattığı atak. Evet. Bu Emre Mor'u yeniden büyük yıldız yapacak görüntüydü. Bunun maç içerisinde sayısının artması demek hem Fenerbahçe için hem Emre Mor evet. için büyük bir avantaj demek. Ee, Emre Mor kısmı bu. Onun dışında e, olumlu diyebileceğim, ben Niyazi çok beğendim. Dinamo Kiev maçlarında da neden oynatılmadığını hala anlamış değilim. Bir sakatlığı, bir şey de yoktu. E, transfer söylentileri vardı. O zaman niye bu maçta çıktı? Hani e, Bunları tartışabiliriz. Zayt bu arada zorunlu değişiklik. Evet, İsmail'in yerine, evet. İsmail'in cezası dolayısıyla oynatıldı diye düşünüyoruz ama İsmail daha Arao'nun alternatifi gibi geliyor bana. Orada yapılması gereken işler başka. Orada topu alacaksın, topu dağıtacaksın, pozisyon üreteceksin, gerekirse kendi pozisyona gireceksin, ceza sahasına koşu yapacaksın. Bunlar Miyazaki'de var. Evet. Ben o yüzden Miyazaki oradaki en önemli e, alternatif ya da en e, ilk tercih olması gerektiğini düşünüyorum. E, Bilmiyorum tabii ki Jesus sonuçta bu takımı hmm. e, antren eden ve en yakından tanıyan isim. Mutlaka onun da ilerleyen dönemde fikirleri değişebilir veya Zınabilir, olgunlaşabilir. Tabii. Ama Mihajası ben dün çok beğendim. İşin forvet kısmında e, ben biraz sıkıntı görüyorum açıkçası. Yani dünkü ikilinin, dün tercih edilen ikilinin veya zaman zaman buruma da tercih ediliyordu. E, orada tercihin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunun da sebebi şu. Şöyle anlatayım. Enervale ise Diego Rossi Gol potansiyeli olan oyuncular. Bununla birlikte en önemli özellikleri golcülük değil. Santaforluk değil. Şimdi Ener Valencia topu alıyor çizgiye doğru yaklaşıyor. Orada bir arayış oluyor. Yani topu nereye çıkaracağım? Orada biz golcü arıyor. Ama Diego Rossi yok. Orada olması gereken bölgede olmuyor. Çünkü o o da benzer. Ener Valencia gibi tıpkı. O da hazırlamayı daha çok seven bir oyuncu. Bu yüzden ben orada yani eldekiler içerisinde Serdar Dursun'un şu anda yani yeni bir transfer olacak muhtemelen. Şu anda eldekiler içerisinde en doğru ismin Serdar Dursun olduğunu düşünüyorum. Mesela dün akşam 11 oynatılsaydı bence daha gol, daha fazla gol mesela 4-0, 5-0, 6-0 gibi bir skor da olabilirdi. Orada bir tıkanmaya giriyor Fenerbahçe. Tabii ki bu Jesus'un antrene ettiği, hazırladığı bir takım. En yakın o tanıyor. Ama benim fikrim, oyuncu tipi olarak bu fikrim, orada serdar dursun tipinde veya en önemli özelliği golcülük olan hani o çerçeveyi bulunca vuran adam e, modeli bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Hep gezgin tercih ediyor. Fark, Hı -hı. fark ettiysen yani Joao Pedro mesela o da Hı -hı. aynı tarz gezgin bir oyuncu. Ener Valencia, Joshua King de santrafor oynamışlığı çok var e, Hı -hı. kariyerinde ama aslında ikinci santrafor, forvet arkası bir kanat oyuncusu olarak daha çok kullanılmış buna benzer özellikler barındıran az önce anlattığım özellikleri barındıran bir oyuncu, bir oyuncu transferi ve Serdar Dursun'la birlikte onu destekleyen Serdar Dursun'la birlikte bir düzen olması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar biz Jesus'un konuşmasından aksini düşünsek de daha önce verdiği röportajdan sanki elinde yeterince forvet varmış, başka forvet almayacakmış gibi konuştuğunu düşünmüştük ama bence de yani elinde, o bölge çok net belli. Elinde yeterince forvet var. Elinde santrfor evet. yok. Santrfor yok. For yok. Aynen. Bence oraya artık bir e, takviye gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, i̇şin e, savunma boyutunda Gustavo ile ilgili çok net bir fikir elde edemedik. Yani rakibin e, zafiyetinden dolayı. E, ağır deniyor, hantal deniyor. Yani açık konuşmak gerekirse çok net bir fikrim oluşmadı. Ha, hem forma numarasından hem de tipinden dolayı biraz Fabio Luciano'ya benzetiyorum. <laughs> evet Luciano'ya benziyor doğru. Bir, bir de e, şey yani işte o ceza sahasında kafa toplarında falan ortalığı karıştıran bir Luciano da öyle bir oyuncuydu. Ona benzetiyorum ama dediğim gibi çok biraz daha seviyesi yüksek maçlarda test etmek evet, lazım Gustavo'yu. test etmek lazım. Çok ee, Volkan şunu da sorayım o zaman. Şimdi geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda sen hı. Fenerbahçe ile ilgili şunları söylemiştin e, maça işte çok hızlı başladıklarını çok koştuklarını işte e, ve ilerleyen dakikalarda da yorulduklarını hmm. ki bence yine bu maçta da tıpkı senin söylediğin gibi e, bir başlangıç oldu evet. karşılaşmaya e, Fenerbahçe'nin taktiği bu mu olacak sadece yani, sezon boyunca hani ben başlayayım atayım düşünce o işte e, dün aslında evet. yavaş yavaş takım düşmeye başlarken gol geldi i̇şte 15-20 dakikada e, golü bulursan ondan sonra maç senin için çok daha rahat oluyor. Çünkü zaten kalite olarak rakiplerinden çoğundan Türkiye Ligi için de konuşabiliriz bunu. Hı -hı. Çoğundan üstünsün. O e, skor avantajını elde ettikten sonra bazı şeyler daha kolay oluyor. O kilitler biraz daha kolay açılıyor. İşte bu skoru bulursan güzel bir taktik. Skoru bulamazsan seni zor duruma düşürebilecek bir taktik. Jesus bu riske alıyor. Hı -hı. Yani stoperleri de bayağı öne getiriyor. Yani Şimdi sahada izlediğin zaman çok daha net görüyorsun. Stoperleri de orta sahaya kadar yakınlaştırıyor. Bayağı alanı daraltıyor. Evet. Çok dar alanda oynamak istiyor. Buna müsait bir kabiliyet var takımda. Buna müsait fizik durum, fiziksel durum zaman zaman düşecektir takım Hı. ama ilerleyen dönemde bence bu dakikalar daha fazla artar. Çünkü yani çok genç oyuncu da yok yani. 45 yüzden, evet. Mesela 45 dakika, 30 dakikası falan bu topu oynarsanız Mutlaka bir gol bulursunuz yani hani hmm. e, bulamazsanız da çok iyi oynadı ama kazanamadı olur yani aslında oyunda coşkuda ve hızlı oyunda hiçbir problem yok gayet e, duyurucu bir futbol var sadece işte mesela birbirine yakın takım hani Dinamo Kiev eşleşmesi de ben onu niye söyledim Dinamo Kiev zaten sizden bunu istiyor hmm. yani ben biraz daha maçın sonlarına kadar diri kalayım her yorulmuş olsun ya yani orada biraz daha farklı bir strateji düşünülebilirdi yoksa Slovaşko karşısında zaten. Ee, bir de ikinci yarı eksik kaldılar. Hani hiç gösteremediler. Evet, evet. ee, bu taktik zaten e, doğru bir taktiktir. Onun dışında... Onun dışında Willian... yeni bir şey daha sorayım. Ben çok özür dilerim. Çok soracak soru var. kafamda. sor, sor. Ben Villan Arao ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ama tamam söyle sen benim ayağım. Arao konusunda da e, Dinamo Kiev maçında bir video var. Biraz o egzajere edilmiş. Hmm. İşte oyuncuyu izliyor sürekli filan. Evet, falan. Evet, evet. O ben orasında değilim işin. O golde ben Direkt Arao'nun hatası olduğunu söylemem. Ama mesela bu maçta dikkat etmeye çalıştım. Ya şimdi bunları bugün söylediğin zaman ya işte tepki alıyorsun ama şöyle söyleyeyim. Yani çok böyle üstün ya da çok büyük fark yaratacak bir oyuncu gibi gelmiyor bana. Biraz daha işin e, savunma boyutunda stoperlerin yardımcısı gibi bir orta saha oyuncusu. Hatta sıklıkla onların arasına giriyor. Ersun Yanal'ın Mehmet Topal'ı kullandığı gibi hmm. e, böyle bir benzetme de yapılmış. Bence de katılıyorum. O böyle biraz daha geri gelip kanatlar daha fazla ön plana çıkıyor falan Bu bir taktik tabii ki. Ama yani sanki hani bir orta saha oyuncusundan daha farklı şeyler de bekliyorsun. Sonuçta o kreatifliği görmek istiyorsun. Fenerbahçe orta sahası çok düz adam kaldırmıyor. Yani hatırla geçmişte Topal da çok sevilen bir oyuncu değildi. Çok iyi bir görev adamı olmasına rağmen. Orada İlerleyen dönemde hani çok kapanan takımlara karşı ara o acaba bir fazlalık olabilir mi? Benim kafamda ha. böyle bir soru işareti var. Ama Fenerbahçe'nin şunu söyleyeyim. yani kadrosu aşırı geniş olduğu için, haddinden fazla geniş olduğu için <laughs> Bu bunu, bunu da çok kolay bir şekilde değiştirebilecek kabiliyete sahip ee, örnek veriyorum. Crespo ile oynar Gibi. veya İsmail biraz o. daha öne çıkmayı seven mü? İsmail'i tercih edebilir bazı maçlarda. Ee, yani Arao konusunda biraz çok defansif gibi geldi bana. Hı hı. Çok emniyetli oyunu oynamaya çalışıyor. Sadece onu e, olumsuz bir not olarak e, ileteyim. Bir tabi sol transferi oldu. Videoda evet. bir önceki videoda isim veremeden evet. anlatmak anlatmak durumunda kaldık. Kusura bakmasınlar. <laughs> evet, sol transferi oldu. Alioski e, idi o isim zaten. E, ve açıklandı pazar günü. Şimdi Ferdi artık o bölgeden çıkacak. Ama Ferdi 11'den çıkmayacak, hı hı. onu söyleyeyim. Ferdi... Ama Ferdi yine zaman zaman o bölgede de oynayacak değil mi? Alternatif olarak. Evet, alternatif olarak Geldi formsuz, geldi hı hı. hazır değil. Oraya Ferdi'yi gözün hı hı. kapalı koyabilirsin. Ben yine dün akşam çok beğendim. Yani ısrarla... oyunu yavaşlattığı, ters ayakta olduğu için üretkenliği azalttığı söyleniyor ama... ben de onun atletizmine ve enerjisine hayranım. Müthiş oynadı yine. Her şeyini veriyor sahada. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok değerli bir oyuncu. Şimdi bundan sonra Alioski geldi, Fithal'e e, ulaştı ve Fenerbahçe'nin tartışması sol beki oldu. Ferdi Kadıoğlu ne olacak? En önemli sorulardan bir evet, tanesi bu. Tabii. Ferdi Kadıoğlu, Jesus'un planında artık bir sağ ön oyuncusu. O sayı Samuel'in önündeki oyuncu. Yani 4-1-3-2'de o üçlünün sağ tarafındaki oyuncu. E, hem enerjisiyle hem de ön tarafta daha kreatif olabilecek. Bu kez sağ ayaklı olduğu için, çizgiden top getirip orta yapabilecek veya işte ceza sahasında kısa pasla, yerden pasla pozisyon üretebilecek bir plan düşünülüyor Ferdi ile alakalı. Tabii bu noktada İrfan Can gibi, Emre Mor gibi birçok değerli oyuncunun da o bölgede oynayan birçok değerli oyuncunun da ne olacağı, nasıl bir merak ediliyor. Nereye taşınacağı evet. merak ediliyor. İrfan'ın ben mutlaka eee 11'in değerlendirileceğini düşünüyorum. çok fazla eleştiri alsa da ben Jesus'un oynatacağını düşünüyorum İrfan'ı. Çünkü İrfan oynadıkça açılacak. Yani İrfan'ın nasıl kaliteli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, İrfan, Kahveci, İrfan Can Kahveci'nin ben forvet arkasına yani ikili forvetin arkasına monte edilebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bazı maç Mert Hakan oynar, bazı maç az önce konuştuk. Evet. Zay sonra her maç aynı adam 11 oynayacak diye bir kaide de yok. Ama onun da rotasyondaki yeri sanki orta sahaya doğru kayıyor diyebiliriz. Biraz daha ortaya doğru kayıyor diyebiliriz. Ee, genel olarak e, Üçüncü resmi maç, yavaş yavaş bir tablo, bir şablon oluşuyor gibi çıkarıyor. görüyoruz. Ki e, yine e, eleştirdiğin konulardan bir tanesiydi ama ben e, bu maçı özelinde e, onun da aslında aksini gördüm ki bence sen de gördün. Geriden e, topla birlikte iyi oyun kurabildi bu sefer Fenerbahçe. Evet. Ama burada yani rakiple de <laughs> alakalı biraz. Tabii ki. O, evet. Dinamo o yüzden Kiev diyorum ya işte çok ölçü değil belki ama. Dinamo Kievle ile aynı kalite takımlar değil biraz daha mesela Gustavo Henrique ile ilgili fikir edinemedim diyorum ya. Biraz daha biraz daha zorlu maçlar, biraz daha önde baskıyı seven takımlara karşı oynanacak maçlar stoperlerin bize kalitesini biraz daha gösterecek. Şu anda ama yani Gustavo ile ilgili olumsuz bir şey söyleyecek bir durumum da yok açıkçası. Tabii. Onu da söyleyeyim. Burada bir İrfancan daha oldu Fenerbahçe'de. Evet, <laughs> vallahi ya şöyle söyleyeyim genel olarak bir eleştiri var transferi. İrfan Can Elbayat transferine. Ama alınmış bir risk olduğunu ben düşünmüyorum. Şöyle, iyi veya kötü bir ikinci Türk kaleci aldı Fenerbahçe. Geçen sezon evet hatalı golleri var. işte Galatasaray maçında yedi gol çok konuşuluyor filan. Bu arada şunu da yapmasınlar lütfen rica ediyorum. Yani en e, sevmediğim durum. Anladım neyi Yani sanki bilerek gol yemiş gibi evet. çocuk. Ya kardeşim şimdi beni izleyenler genelde Fenerbahçe taraftarı. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Yani bundan 10 sene önce Korcan'la alakalı yapılanları hatırlayın. Siz size yapılanı, size yapılan kötülüğü başka insanlara yapmayın. Ya yani bu gerçekten çok ayıp bir şey. Ee, İrfan Can Ami takımıza namzet. Genç bir kalecidir. Potansiyeldir. Ha hatalı goller yemiş, Yemiştir. Ben de, benim de şüphelerim var. Oyuncuyla ilgili yani. Evet, Gel olabilir. Fenerbahçe kalecisi olabilir mi? Bilmiyorum. Olabilir. Bak evet. bu ayrı bir şey ama yani çocuğu başka şeyler suçlamak çok ayıp. Ailesi var, sevdikleri var. Onlar da üzülür. Ee, o yüzden bu konuyu lütfen rica ediyorum herkesten bu konuyu bir kenara bırakalım. Şunu söyleyeceğim. Transfer olarak yani. Hı -hı. Göztepe küme düşmüş takımın kalesini aldı Fenerbahçe sonuçta. Çok büyük bir cami ama onu da söylemek lazım. Tabii. Baskı altında, baskı altında oynadı İrfan Can. Yani taraftar baskısını bilen bir kaleci olarak geldi. Hı -hı. Kiralandı ve satın alma opsiyonu konuldu. Bir sene göreceğiz. Herkes görecek. Başkan evet. görecek, teknik heyet görecek. E, taraftar görecek, basını görecek. İrfan İrfancan, Altay'a bir şey olduğunda Allah korusun. Kaleye geçtiğinde nasıl bir performans gösterecek? Herkes gözlemleyecek. Evet. Bir senenin sonunda da bir fatura çıkacak ortaya. Her devam edilecek. Herkesin bir fikri oluşacak. Ya, ya devam öyle. edilecek ya bırak. Yani evet. çok büyük bir risk transfer değil. O yüzden bir... çok abartmaya evet. da gerek yok. Bence de o anlamda söylüyorum. Eee Çocuğa da dediğim gibi böyle haksız şeyler yapılmasın. Evet. Sonuçta genç bir kardeşimiz. İnşallah önü açık olsun. Evet genç bir oyuncu. Sonuçta büyük bir kulübe transfer oluyor evet. şu anda. Daha fazla motivasyona ihtiyacı olacaktır. O yüzden ben de sana katılıyorum bu konuda Volkan. Şimdi forward transferi için evet. bir isim var. Söyle bakayım ismi. Sende Gomez. Evet. <laughs> Zaten bu, bu sabah her ya İspanya medyasında falan da çıkmış evet, artık. evet. Yani durum şu, oyuncu Valencia'dan ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe'ye öneriliyor. Zaten daha önce izlenen, takip edilen ve o, yani bir fikri var Fenerbahçe evet. Futbol Haklı'nın e, Maxi Gomez hakkında bir fikri var. Hı hı. Şimdi ben tabii hemen böyle bir isim çıktığında biliyorsun, 5 yani saniye sonra video atıyorlar işte Maxi Gomez analizi diye da evet, adamı evet, için... evet, bakıyor YouTube'dan. Evet, evet. Tamam Tık. Hemen Maxi Gomez analizi. <laughs> <Aynen. gülüyor> Şimdi e, ben analiz etmedim. Sadece gördüğüm kadarıyla oyuncu hakkında fikirlerimi söyleyeceğim. İspanya da izlerim bu arada. Yani Maxi Gomez'i de öncesinde tanıyorum fakat çok böyle işte ne bileyim Premier'lik kadar izlediğim bir lig olmadığı Hı -hı. için hani çok ustaca çok böyle uzman değerlendirmesi olarak algılanmasın. Benim sevdiğim tarz bir oyuncu. Tarzını şöyle anlatacağım. Ee, az önce anlattım ya. Valencia yetenekli oyuncudur ama önceliği golcülük değildir. Başka özellikleri vardır. Diego Rossi aynı şekilde. Bu tam anlattığım o profile uyan bir adam. Bu adamın önceliği golcü olmaz. Geldi mi yazan model bu. Ha, Fenerbahçe seviyesinde ne olur? Sonuçta çok ciddi bonservis bedelleri tabii. ödenerek Valencia'ya alınmış bir oyuncu. Fenerbahçe'ye geldi. Bazı oyuncular uyum da sağlayamıyor. Güney Amerika'dan özellikle gelen bazı oyuncular. Diyor ki ben bu Türkiye'de yapamam. Ben gitmek evet, istiyorum diyor mesela. Olabilir. Ariel Ortega'yı hatırla. Yani 20 sene önce. Sen tabii o zamanlar bayağı küçük bir çocuktun ha, ama de. hatırlıyor musun? Evet, <laughs> yani basıp gitti adam. Evet. Hani böyle durumlar da yaşanıyor ama Oyunculuk meziyetleriyle alakalı bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Bence doğru bir isim Fenerbahçe için. Maxi Gomez. Transferiyle alakalı da Fenerbahçe bütün şartları değerlendiriyor. Kiralık, satın alma opsiyonu kiralık, zorunlu satın alma maddeli kiralık, bon servisiyle alabilir miyiz acaba? Gibi 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 gibi. Yani Fenerbahçe'nin uğraştığı bir transfer Bütün seçenekler değerlendiriliyor. Evet. Ee, Şimdi bugün artık Cuma. Yani bu hafta sonu ben bir şey olacağını zannetmiyorum. Önümüzdeki hafta içine itibaren çok daha sıcak, çok daha net gelişmeler duyarız. Elde de ederiz o bilgileri. Belki önümüzdeki videoda Maxi Gomez'in açıklandığı veya açıklanmaya yakın olduğu bir noktada oluruz. Başka bir isim var mı senin bildiğin? Benim duyduğum kadarıyla bir tek artık Santa kaldı. Transfer kapanıyor Fenerbahçe'de. Sadece işte Maxi Gomez şu anda bir hı hı. numara. Olursa olacak, olmazsa başka bir isim bakılacak. Ama şunu söyleyeyim. Yani Maxi Gomez olmazsa bu iş Eylül'e kadar gider yani. Fenerbahçe hmm. halen bir santifor arıyor. Ee, bulamazsa, alamazsa falan diye bir şey yok. Alacak. Onu söyleyeyim. Hani Jesus açıklamaları Brezilya basında mı? İspanyol medyasında mı yapmıştı? Jesus açıklamaları. Galiba Brezilya basında. Onun sonrasında Ali Koç'un açıklamaları. Evet Söyledi Yani. Onun devamında Jesus yine basın toplantısında önceki basın toplantısında, maç önü basın toplantısında forvetlerden memnunum dedi. Bunu şöyle anlamasın kimse. Almayacağız demedi orada. Demedi. Heh. Ama şimdi ama bak maça çıkacaksın ertesi gün. Evet, doğru söylüyorsun. Ertesi gün maça çıkacak teknik adam ben bir santrafor istiyorum demez. Doğru söylüyorsun. O gün o adam da der ki o zaman getir Fora, o oynasın sana der. Yani o olmaz öyle. Eee evet. Jesus çok tecrübeli bir adam ve bu açıklamaların da böyle bakmak lazım. Zaten dün zannediyorum söyledi yine bir Santral'ı alacağız dedi. Hı hı. Hani böyle bir kriz varmış işte Jesus istemiyor, Ali Koç istiyor falan bunları e, hiç şey yapmaya çalışmasınlar. Yani alınacak büyük ihtimalle. Jesus'un istedikleri evet. yapıldı. Fazlası yapıldı Tabii, şu ana doğru. kadar. E, ve transferi de en erken kapatan takım olacak bence. Evet. Trabzon hala stoper arıyor. E, Galatasaray işte Tore'yle bu arada Galatasaray da bence çok iyi bir transfer dönemi geçiriyor. Evet. Galatasaray, işte Torreira, bir Mertens iddiası var. Bir sürü Hı -hı. önemli oyuncuyla görüşüyorlar. Beşiktaş halen transfer yapma peşinde. Dörtlü savunmaya döndüler vesaire. Hani Örnek veriyorum. Pazartesi, salı, çarşamba Maxi Gomez'i açıkladı Fenerbahçe. Bitti Fenerbahçe, Bitti, Fenerbahçe i̇lk olmuş. Fenerbahçe bitiriyor. Evet. E, Volkan Salahi'ye teklifler var. E, West Ham United'ın teklifi vardı bildiğimiz evet. kadarıyla. E, ama sanırım Fenerbahçe kabul etmiyor bu teklifi. West Ham United yükseltecek mi bilmiyorum. Bir de ee, Bologna'nın e, teklif yaptığını duydum. Ben takım ismi vermeden konuşacağım. Tamam. Şöyle... Çünkü değişebilir isimler. Hı hı. Yani Şöyle bir durum var. Luan Perez, biliyorsun sol ayaklı stoper. Evet. Atilla Salah'ı da sol ayaklı stoper. Evet. İkisinin aynı anda 11'de olduğu bir durum çok az oluyor. Hı hı. Dünyada da çok az oluyor. Bir Euro 2020'de İspanya milli takımını hatırlıyorum. Bir de geçen sezon Trabzonspor, Edgar sakatlandıktan sonra mecburen hmm. Dansfield ve Ahmet'i, evet, Ahmet Can'ı kullandı orada. İki tane sol ayaklı stoperle oynadı. Genelde dünyada bir sol ayaklı, bir sağ ayaklı tercih ediliyor. Ee, şimdi Luan Perez yeni transfer. Doğal olarak öncelik onun forma alması yönünde olacak. Okay. Şimdi Atilla Salahi Luan Perez ikilisi aynı anda sahada olamayacağı, olma ihtimali düşük olması dolayısıyla da menajeri Oyuncunun bu arada ayrılmak gibi bir talebi yok. Ama... menajeri... acaba daha iyi bir şartta... daha fazla kendini gösterebileceği bir takım bulabilir miyiz düşüncesinde... E, takım arıyor. Arada ülkelerde West Ham United ben de duydum ama benim esas duyduğum kısım şu... İtalya ve Bundesliga... Serie A ve Bundesliga takımlarına... görüşmeler yapılıyor hı hı. Salah ile ilgili. Fiyatların 10 milyon eurolara kadar çıktığı konuşuluyor. Ama Fenerbahçe yönetiminin tıpkı Kim transferinde olduğu gibi Kimde de yani Fenerbahçe göndermemek için bin dereden su getirdi. Evet. Ama yani Napoli 1 milyon euro fazla verip aldı düşün. Oyuncuyu. Atilla Sahin de de aynı şekilde 15 milyon euro'nun altında bir satış istemiyor Fenerbahçe. Yapacak. O fiyatlar bulunur mu? Bence bulunur. Ama Fenerbahçe bu konuda hem aynı anda hem kim hem Salah'a iki tane çok değerli stoperini satma e, durumuna girer mi? O riski alır mı? Bu konuda benim şüphelerim var. Ama açık konuşayım. Ben Salah'ın ayrılık ihtimalini takımda kalma ihtimalinden daha fazla görüyorum. Hmm. İki, eğer Salah'a ayrılırsa da bir sağ stoper, sağ ayaklı bir stoper. Fenerbahçe yapabilir, transferi kapattı diyoruz ama şu anda tabii herkes kaldığına göre konuşuyorum da. Evet. Santoro alırsa transferi Orada kapatıyor. Salay giderse. Salay giderse bir stoper gelir. Evet. O isim de bence e, Nino olur. Hmm. Evet, benim bu nasıl öngörüm diyelim. Hı hı. Hani tahminim de benim öngörüm diyelim. E, Nino olur bence. E, onun dışında başka bir bölgeye bir e, takviye bir olmayacak. Transfer planlanmıyor. Yavaş yavaş artık pazar için Fenerbahçe için lig başlıyor. Bugün başlıyor bu arada. Evet. Ee, pazar için Fenerbahçe için başlıyor. Fenerbahçe ee, Lig'e %95 oranında hazır giriyor şu anda. Ümraniye karşılaşacak? Yani açık konuşayım Ümraniye spor benim açımdan çok ciddi kapalı kutu. Ne yapacakları konusunda hiçbir fikrim yok. Ama Lig'e yeni gelen takımlar böyle atmosferlerde zorlanabiliyor. Evet. Kolay bir maç olmayacaktır. Türkiye Ligi'nde zaten hiç kolay maç olmuyor genel olarak. Ee, kolay bir maç olmayacaktır. Ama ben Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalinin e, yüksek olduğu bir mücadele bekliyorum. E, gollü bir mücadele de bekliyorum bu arada. E, i̇lk maç Kadıköy. Evet güzel bir atmosfer olur. Bu e, sezon geçtiğimiz sezona e, nazaran çok daha keyifli, çok daha böyle rekabetin olduğu bir e, lig bekliyorum. Özellikle dört büyükler arasında. Yani evet. çünkü hani transfer dönemini de gerçekten her takım iyi geçirdi. İşte yenilikler var vesaire vesaire. Gerçekten böyle e, evet hazırlık maçlarını da izledik. Bence güzel bir lig izleyeceğiz duruyor. Umuyoruz yani. <laughs> yani. E... Ben mesela geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor geçen sezondan transferler olarak bakıyorum ben. Hı hı. Yani oyun olarak çok daha analiz yani hazırlık maçları tabii ki bazı fikirler tabii, veriyor iyi, ama evet. oyun olarak çok analiz etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı. Trabzonspor geçen geçen sezondan çok daha güçlü bir takım. Beşiktaş dörtlüye dönmesi dolayısıyla bence yeniden şampiyonluk adayı. Üçlü oynasaydı kesinlikle şampiyon adayları arasında koymazdım. Ee, ve iyi transferler yaptılar. Hı hı. Muleka, Vegors, Cenk Tosun evet. heyecanlandıran evet. bir üçtü Raşit yanlarında. E şimdi Getson gibi değerli bir oyuncuları var. E, Saiz gibi önemli bir oyuncu var. Ee, şey, Masuaku geldi. O da hı hı. çok önemli bir hı hı. oyuncu. Yani ben e, Galatasaray, Seferovic müthiş bir transfer. Torreira'yı alırlarsa sezonun en iyi transferlerinden biri derim. E, ben de sana katılıyorum. Yani dört büyük dışında bu arada Başakşehir çok önemli bir kadro Tabii, kurdu. Evet. Daha hı hı. henüz insanlar izlemediği için yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki Başakşehir Avrupa'da mücadele ediyor ama hani lig formatında izlenmediği için Başakşehir konusunda çoğu insanın fikri yok. Başak Şehir, evet. Başakşehir, Başakşehir şampiyonluk adayları arasında yazsın herkes. Onu söyleyebilirim. Ee, i̇yi takımlarımız var. Güzel takımlar kuruluyor. Adana Demirspor söylemeye gerek yok. Geçen senenin üzerine koydular. Onlar da mutlaka şampiyonluk iddiası olur olmaz bilmiyorum ama Avrupa'yı kovalayacaklardır. Sonuçta vizyoner bir teknik hı hı. adamları, vizyoner bir başkanları var. Ee, değerli ve güzel takımların bulunduğu bir lig başlıyor. Evet. Umuyoruz. Keyif Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Evet. Heyecanlıyız. Çok teşekkür ederim Volkan. Ben Var mı teşekkür eklemek ederim. istediğim bir şey? Herkese sevgiler sunuyorum. Herkese güzel bir sezon diliyorum. Evet. Keyifli bir sezon diliyorum. <laughs> Evet Volkan Demir'le Yüz Yüze'nin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.